Ben Profesör Doktor Timur Kaynak, kardiyoloji uzmanıyım. Bayındır Sağlık Grubu İstanbul Hastanelerinde kardiyoloji bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu hafta kalp sağlığı haftası. Bu hafta nedeniyle sizleri bilgilendirmek istediğim bir konu var. Bu konu çok güncel bir konu aslında. Hepiniz ya kendiniz oldunuz ya yakınlarınızdan birine yapıldı. Koroner anjiyografi, balon ve stent uygulamaları. Koroner anjiyografi nedir? Koroner anjiyografi kalp damarlarında darlık olduğundan şüphelendiğimiz hastalarımıza yaptığımız damardan girerek bu damar bilek damarı olabilir, kasık damarı olabilir. Girerek kalp damarlarına ulaştığımız nasıl ulaşıyoruz? İnce uzun hortumlarla ulaşıyoruz ve bu damarlara ilaç vererek bu damarlarda herhangi bir darlık var mı yok mu anlamak için yaptığımız testin adıdır. Kalp için yapılan koroner anjiyografi. Kaç türlü koroner anjiyografi vardır? Hepinizin bildiğiniz, duyduğunuz bir de sanal anjiyografi var. O tomografik anjiyografidir aslında. Onda da yine damardan ilaç verilir ama içeriye hortum sokulmaz. Verilen ilaç sonrası radyoloji bölümünde tomografi cihazınıza girersiniz. Bu test daha çok kalpte bir şey var mı yok mu ayrımını yapmak için kullanılan bir testtir. Eğer bu yapılan sanal anjiyografide kalpte bir darlık görülürse ve bunun da ciddi olduğu düşünülürse o zaman bizim yaptığımız yani kardiyologların yaptığı standart koroner anjiyografiyi yapmamız gerekir. Kimlere yapıyoruz bunu? Yürürken göğsünüz ağrıyor, nefesiniz daralıyor. Bu ağrı daha çok kravat bölgesinde, göğsün sol tarafında. Buradan çeneye, boyuna, kola yayılabiliyor ya da bu ağrı istirahatte olabiliyor. Böyle bir şikayetle geldiğinizde sizi hemen bazı testlere sokarız. Önce bir efor testine sokarız. Aynı ağrıyı orada da ortaya çıkarabiliyor muyuz? Ona bakarız. EKG'de bir değişiklik oluyor mu? Ona bakarız. Yine kalbinizin kasılmasını, kapaklarının hareketini gösteren bir kasılma bozukluğu var mı? Damardaki, kalp damarındaki darlığa bağlı bir kasılma bozukluğu var mı? Onu gösteren ekokardiyografi yapabiliriz. Ya da anjiyoya gitmeden sintigrafi testi dediğimiz ya da ilaçlı ekokardiyografi dediğimiz ya da efor sonrası yaptığımız ekokardiyografi cihazlarıyla da size anjiyo yapalım mı yapmayalım mı kararı veririz. Diyelim ki anjiyo yapmaya karar verdik. Ertesi sabah aç karnına gelmenizi isteriz. En az 6 saatlik açlık olması doğru olur. 6 saatlik açlık sonrasında sizi anjiyo laboratuvarına alırız. Lokal bir anestezi yaparız. Koldan gireceksek kola, kasıktan gireceksek kasık damarının bulunduğu bölgeye bir küçük iğne yaparız ve bunun amacı iğneyi geçerken, esas anjiyo iğnesini geçerken ağrı hissetmemenizdir. Bu işlem sırasında çok ciddi bir ağrı olmaz genelde. Damarınızdan girdikten sonra anestezi sonrası damarlarınızı görüntüleriz ve hepsi normalse sorun yok. Aynı gün eve gidersiniz. Diyelim ki damarlarda darlıklar var. O zaman bu darlıklar ciddi mi değil mi? Bunu analiz ederiz. Eğer damarlardaki darlıklar %70'in altındaysa genellikle önemsiz kabul ederiz ama %70'in üstündeki darlıkları önemli kabul ederek eğer stentle açılmaya uygunsa önce balonla o damarı gevşetiriz ve sonra stentle o damarınızı açarız. Her damarda damar açma işleminde balon kullanıyor muyuz? Çok ciddi darlıklarda balon kullanırız. Eğer stent geçemeyecek kadar darsa o damar, önce balonla bir gevşetme işlemi yaparız. Stentin geçeceği kadar bir alan hazırlarız. Sonrasında bir kalem yayı gibi olan stenti getiririz. Onun da içinde balon vardır. Şişeriz ve o stent o darlığı açar. Böylece damarınız açılmış olur. Tabii her zaman her hastaya stent yapmak ya da balon yapmak mümkün olmayabilir. Bazı durumlarda bypass ameliyatı gerekli olur. O zaman anjiyo sonrası sizi yatağınıza alırız ve sizinle bypass şartlarını konuşuruz. Eğer bypass'a karar verirsek de sizi kalp damar cerrahlarımıza yönlendiririz. Peki balon yapmadığımız zaman, ciddi bir darlık bulmadığımız zaman, stent koymadığımız zaman aynı gün eve gidiyoruz dedik. Ne yapıyoruz aynı gün evde? Uzun otururuz, o gece istirahat ederiz, ertesi gün aktif hayata dönebiliriz. Ama stent ya da balon yapacak olursak bir geceliğine hastanede yatmanızı isteriz. Neden? Çünkü kan sulandırıcı ilaçlar veririz. O stentin tıkanmaması için de bir gece gözümüzün önünde hastane şartlarında takibinizi yaparız. Ertesi gün her şey yolundaysa sizleri evinize göndeririz.
Aslında adı korkutucu gibi gelse de yaşam kurtarıcıdır. Ne olduğunu net olarak anlamamıza yardımcı olur. Uygun tedaviyi verebilmemize yardımcı olur. Ve sanıldığı kadar da korkutucu, can acıtıcı bir işlem değildir. Eğer doktorunuz anji olmanız gerektiğini söylüyorsa, tabii ki doktorunuzla tüm sorularınızı sorun, durumu tartışın. Anji olmasam ne olur, olursam ne gibi durumlarla karşılaşırım konularını konuşun. Komplikasyonlar nelerdir? Anjiyoda komplikasyonlar olabilir mi? Yani anjiyo sırasında sorun olabilir mi? Balon stent sırasında sorun olabilir mi? Bunların hepsini konuşmakta fayda var. Ama unutmayın, kriz geçirdikten sonra yapılan bir anjiyografinin öncesinde yapılan bir anjiyografi kadar değeri yoktur. Çünkü kriz geçirdiğinizde aslında kalp dokusu ölmüş oluyor ve kurumuş bir ağaca istediğiniz kadar su verin, yani o damarı açın, o kalp dokusu yeniden canlanmaz ve fonksiyon görmez. Böylece de kalp yetmezliği gibi bir riski almış oluruz. Eğer gerekliyse, hekiminiz öneriyorsa koroner anjiyografi konusunda içiniz rahat olabilir.